Merhaba, ben Giray Kaçar, kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı bir gün diliyorum. Trabzonspor takımımızın gündemini değerlendireceğimiz yeni bir videoyla karşınızdayım. Saatler sonra Eyüp Spor maçı var. Rakiplerimizle aramızdaki puan farkını açmama adına da önemli. İhsan Hoca inşallah bugün güzel bir takım, güzel bir oyun. Yani hoca gitti, nasıl güzel oyun olabilir, iki günde ne değişebilir diyen arkadaşlarımız olabilir. Bir reaksiyon verebilir oyuncular. Yeni bir teknik direktör İhsan Hoca, daha önce de kulübümüzün bünyesinde olan bir teknik adam. Yani işin biraz da farklı boyutlara geldiğini oyuncular gördü. Teknik direktör ayrımı oldu. Burada camia için, oyuncular da kendi formaları için bir reaksiyon vermesi gerekiyor. Eyüp Spor sezonu iyi başlamış bir takım. Ligin 3. sırasında 7 puanı var. Arda Turan eskiden işte Galatasaray'da oynamış, Beşiktaş'ta oynamış, Fenerbahçe'de oynamış oyuncuları kendi takımına dahil etti. Ve bir kadro kurdu. Bizim de kadro anlamında birkaç değişiklik bekliyorum. Sistemsel değişiklik olmaz. Sistemsel değişiklik olmaz. İki günde fazla da değişikliğe gerek yok ama burada teknik direktör İhsan Hoca'nın da inşallah bir galibiyet alır. Neden? Hem bayrağı güzel bir şekilde teslim eder, hem burada bir sorumluluk vardır. Teknik direktör değişiminden sonra genelde bir reaksiyon gösterilir. Göstermesi de lazım oyuncuların. Burada tabii Trabzonspor takımımızın da oynayacağı oyun benim de gerçekten merak ettiğim bir konu. Maçtan hemen sonra bir canlı yayın yapacağız. Asıl detaylardan bir tanesi. Teknik direktör konusunda Fatih Tekke'de ciddi anlamda bir yol kat edildi. Fatih Hoca'yı yani ben maçtan sonra pazartesi günü büyük bir ihtimalle açıklanır diye bekliyorum. Ama şimdi konuşmalara bakıyorum. Şimdi başka şeyler gelmeye başladı gündeme. Ne bu? Yönetimimiz bizi topladı. Teknik direktör konusunda biraz daha zamana yayalım. İşte Şenol Hoca ile alakalı biraz baskı, Şenol Hoca ile alakalı isteklerde olunan kişilerin olduğu söyleniliyor. Bir tarafta Fatih Tekke ile alakalı kafalarda bazı soru işaretleri var deniliyor. Şimdi açık ve net, Fatih Tekke staj mıtaj değil abicim. Fatih Tekke geldi mi direkt teknik direktör kıvamında bir isim. Ve bu takımda bazı arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Birkaç yerden kulağıma gelen durum, doğru mu değil mi bilmiyorum ama birkaç kişinin şöyle söylediği söyleniliyor. Ya daha olmadı, biraz daha zamana ihtiyacı var. Fatih buraya şu an zamanı değil diyenler oluyormuş. Arkadaşlar buraya Orhan Ak'ı layık gören gene buradaki yöneticilerimiz ve başkanımızdı. Açık ve net söyleyeyim. Orhan Ak'ı burada oldu, geldi, başımıza getirenlerin Fatih Tekke için başka şeyler düşünmesi benim biraz canımı sıkıyor. Normalde videoyu çekmeyecektim. Ama bazı şeyler, konuşulan şeylerin benim çok hoşuma gitmediğini söylemek istiyorum ve ben açık ve net söyleyeyim. Bakın, Şenol Hoca'yı çok seviyorum. Ben de değeri çok fazla. Bundan yana bir şüpheniz olmasın. Şenol Hoca gelirse de mutlu olurum. Fatih Tekke gelirse de mutlu olurum. Ama burada Fatih Tekke için konuşulan konuların ya daha genç, daha biraz daha pişmesi lazım gibi cümlelere ben katılmıyorum. Fatih Tekke yıllardır altlarda çalıştı, üstte çalıştı. Seviyesini atlattı, Alanya takımına geldi. Bence bu sezona kötü başlasa da geçtiğimiz dönemlerde bir oyun karakteri koydu. Ekip çok iyi arkadaşlar, hepsi Trabzonsporlu. Yani bizlerden birileri, bizim Trabzonspor takımımızın camiasının içinden olan birileri. Ben açık ve net söyleyeyim, Fatih Tekke Trabzonspor takımımıza gelirse her kesimi de birleştirebilecek, dinamizmini, enerjisini katabilecek bir kere aç. Buraya gelip kendisini ispatlamak istiyor ve aç, idealist, en büyük hayali yatıp kalkıp kalktığı ve kafasında hep bir senaryo olan yer burası. Yani benim bunu söylememdeki neden, normalde Fatih Tekke ile alakalı bir tereddüt yokken birileri tarafından biraz daha bekleyelim, aman acele etmeyelim, Şenol Güneş'le bir daha konuşalım gibi bazı söylemlerin olduğu söyleniyor. Bakın, yanlış anlaşılmasın, Şenol Güneş gelsin, ben çok severim ama Fatih Tekke için de böyle şeyler söylenmesi de biraz rahatsız edici. Kararını verecek yöneticilerimiz. Teknik direktör kararını maçtan sonraya bıraktılar. Pazartesi günü karar verecekler. Sergen Yalçın'ın adı da yazılıyor, çiziliyor. Yani bu iki isimden seçip Sergen'e gidersek ben açık söyleyeyim çok memnun olmam. Taraftar olarak konuşuyorum. Ben memnuniyetim kimse için çok önemli değildir belki ama yani Fatih Tekke için yorumlarınızı bekliyorum. Şenol Güneş için de yorumlarınızı bekliyorum. Şenol Hocam'a büyük saygım var. Çok çabuk kabul etmeyeceğini sizlere tekte söyledim. Çünkü tanıyorum. Bir kere Şenol Güneş, Fatih Tekke duygusal gelir buraya. Ama Şenol Güneş biraz duygusalın ötesinde gelir. Çünkü buraya Şenol Hoca da geldiğinde Abdullah Hoca'nın durumuna düşmek istemez. Hani yakın bir dönemde
o etkisini göstermek ister ve bu kadroda bazı memnun olmayacağı durumlar söz konusu olabilir. Yönetim içinden, personelden, teknik kadrodan her yerde rahatsızlık olabilecek bir isimdir Şenol Güneş. Yani geldiği zaman komple bir değişime gidebilir Trabzonspor takımımız. Bunu söylemek istiyorum. Şimdi transferle alakalı birkaç detay vereceğim. Yusuf Yazıcı'nın adı çok fazla konuşuluyor. Bir önceki videomda söyledim. Bazı arkadaşlarımız gelsin, bazı arkadaşlarımız gelmesin diyor. Benim yorumum nettir. Yani Fatih Tekke geldi diyelim. Yusuf Yazıcı da Fatih Tekke'yle gelecek deniliyor diyelim. Ben okey derim. Fatih Hoca'nın vardır bir bildiği derim. Yusuf Yazıcı'yla mutlaka diyalogunu kurmuştur. Vardır bir bildiği derim. Ve burada da böyle bir durum söz konusu olursa da eyvallah der. Bakarım. Bir yerli oyuncu kanatla oynayabiliyor. 8 numarada oynatabilirsin, 10 numarada oynatabilirsin. Evet, oraya Cihan Çan'ı aldık, Muhammed Şam'ı getirdik. Ama bir yerli oyuncu sözleşmesi elinde, bir para ödemeyeceksin. Yusuf Yazıcı bir takım bulamadı. Belki de Yusuf Yazıcı kulübümüze talepte bulunacak, beni alın diyecek. Bu da olabilir. Bakın bu da olabilir. Bu da konuştuğumuz alternatifler arasında. Ve bunu da değerlendirmekte fayda var diye düşünüyorum. Yusuf Yazıcı'nın haberi var. Bu konuşuluyor. Gündemde mi? Bence değil şu an gündemde ama gelecek olan teknik direktöre göre her an gündeme gelebilir. Benim bildiğim kadarıyla Yusuf Yazıcı Arabistan'da birkaç takım istiyor diye biliyorum ama yeni evlendi. Belki eşi gitmek istemeyebilir Arabistan'a. Arabistan'a gitmek biraz radikal bir karar. Türkiye'de olalım isteyebilir. Trabzon yuvası. İlk geldiğinde kötü bir geldi. Kötü şekilde, yani hiç beklentinin çok altında kaldı gitti ama bakalım nasıl bir gelişmeler olacağını onunla alakalı da göreceğiz. 8 numara ve santrafor transferi yapılmasını bekliyoruz. Yani Simon transferinde dediğimiz gibi 2 milyon euroya bir kiralama, 25 milyon euroya satın alma. Bunu biraz arkadaşlar demiş ki abi yalandan yere niye satın alma yazıldı? Var bir bildikleri demek ki kulübümüzün. Yani bilmiyorum, bu adamı 30'a 40'a satma planlaması mı var bilmiyorum ama Türkiye Ligi'nde ben oynayan bir santrafora ne 30 veririm ne 40 veririm. Vermem açık ve net söylemek gerekirse. Teknik direktör konusunda açık bir şekilde şunu söyleyelim. Biraz kafalar karıştı. Biraz ibre değişti. Hani rotayı sanki yeniden oluşturulacak gibi gözüküyor. Karar kılınan bazı detaylar vardı. Şimdi şöyle bir durum söz konusu oldu. Bir duralım. Bir panik havasından bir kurtulalım. Her kafadan bir ses çıkmasın. Bir kendimizi dinleyelim. Artımıza, eksimize bakalım. Bir karar verelim deniliyor. Burada da böyle bir teknik direktördeki son durum bu arkadaşlar. Şenol Güneş, Fatih Tekke ikisi arasında gidip gelinirken özellikle Fatih Tekke ibre dönmüşken birden Şenol Hoca ile alakalı da bazı söylemlerle beraber işler diğer tarafa doğru da her an kayabilir ama Şenol Hoca'yı ikna etmek için bazı isimler devreye girdi deniliyor. Yani girecek zaten. Ben bunu size kafadan söyledim. Şenol Hoca'nın kabul etmeyeceğini, eğer getirmemiz gerekiyorsa birilerinin devreye girmesi gerektiğini de söylemiştim. Yani şu an gerçekten gündem çok sıcak. Bekleyeceğiz. Maçtan sonra da yeni bir gelişmeler olabilir. Alanya cephesinden hani bir destur alındı diye biliyoruz. Fatih Tekke'yle temas kuruldu diye biliyoruz. Burada Fatih Tekke'nin her türlü görev hazır olduğunu ilettiğini biliyoruz. Alanya Spor Başkanı'nın biz kimsenin hayalleri önüne geçmeyeceğiz dediğini biliyoruz. Biliyoruz da biliyoruz. İnşallah sonuçlarını göreceğiz arkadaşlar. Kısa bir değerlendirme yapayım dedim bu güzel Antalya manzaramızda. Antalya manzaramızda sizlere güzel bir yayın yapmak istedim. Elimden geldiğince gündemi değerlendirdim. Tabii teknik direktör konusundaki yorumlarınızı da merak ediyorum. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir. Bu videoyu çekmemdeki amaçlardan bir tanesi biraz Fatih abiyle olan konuşmalar, algılar çok hoşuma gitmedi. İkisinden biri, hangisi gelirse, aman Ahmet'i ben istedim, sen Mehmet'i istedin, sen Mehmet'i getirdin, Ahmet'i niye getirmedin'e gerek yok. Bizim burada artık birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var. İkisi de Trabzonsporluğumuzun önemli değeri. Şenol Hoca'ya kızgınlığınız olabilir. Yani kendi düşünceniz, saygı duyuyorum. Ben ama bana emek vermiş bir isim. Bir tarafta da Trabzonspor'da görmek istediğim, hayal ettiğim, Trabzonspor'u yaşayan bir ismin gelmesini de istiyorum yani. Ve yenildiğinde, kupa kaldırdığında hepimizde aynı coşkuyu, aynı düşünceyi karşılıksız bir şekilde gelip bizi yönetebilecek o potansiyele sahip olduğunu, tecrübesi, futbolculuk kariyeri ile beraber de o enerjiyi, sinerjiyi yaratabilecek, takım içerisinde abi kardeş ilişkisini oyuncularla beraber kurabilecek de bir isim olduğunu düşünüyorum Fatih Tekke'nin. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. İnşallah yayınımızı beğenmişsinizdir. Sesimiz de güzel gelmiştir. Vallahi ben bu manzarayı görünce dedim ki ben burada bir video çekmem lazım. Arkadaşlarımıza kapalı stüdyoda çekiyoruz sürekli. Şöyle Eyüp Spor maçından önce güzel bir Antalya'mızdan sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Maçtan sonra canlı yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.